Şimdi hocam, o zaman için artık başlıyorum. Temel hukukun çıkmış sınav sorularıyla başlayacağım. Tamam mıdır? Herkes şeyi görüyor mu peki? Nedir o? Ekranı tam olarak görüyor musunuz? Bu arada sayın hanım, 26'dan başladığına bakmayın. Benim mailimle adresi, mailimle ilgili bir sıkıntı vardı. O yüzden 26'dan başlıyor. Görünüyor. O zaman başlayalım artık hocam. Şimdi, hukuk kurallarının hangi özelliği onu diğer sosyal düzen kurallarından ayırır demiş. Öncelikle biz şöyle bir şey yapalım. Sosyal hayatı düzenleyen 4 tane kural vardı. Neydi bunlar? Din kuralları, ahlak kuralları, görgü kuralları ve hukuk kuralları. Bunlardan sadece maddi yaptırımlı olan hukuk kurallarıydı. Neden maddi yaptırımlı? Çünkü arkasında devlet vardı. Zaten bunun dışında da şöyle bir şey söylemiştim size, hatırlarsınız belki. Daha önceden de şöyle bir çıktı sınav sorusu vardı. Hangisi sosyal hayatı düzenleyen kurallardan değildir diye sormuşlardı. O zaman da cevap fizik kurallarıydı. Şimdi sosyal düzen kurallarından hangisi hukuk kurallarını ayırır demiş. Devlet gücüne dayanması. Yani maddi yaptırımlı olması. Bu arada şuna dikkat edin. Bazen yaprak testlerde şunu görebilirsiniz. Atıyorum, hukuk kurallarının yazılı olması gibi bir şık da olacaktır. Yazılı olması hukuk kurallarını ayırıcı bir özellik değil. Çünkü Kur'an-ı Kerim var, hatırlayın. Hukuk kurallarını sosyal hayatı düzenleyen kurallardan ayıran en temel özellik devlet gücüne dayanması olacak. Diğer soruya geldiğimde ise aşağıdakilerden hangisi, bir saniye. Aşağıdakilerden hangisi Türk hukukunda günümüzde kabul edilen yorum çeşitleri veya yöntemlerinden biri değildir? Öncelikle şunu söyleyeyim hocam. Yorum türleriyle alakalı şu ana kadar gelmiş tek soru. Tekrar gelme ihtimali çok düşük bir konudur. Ancak kulağımız bir duysun. Hukuk kurallarında 4 tane yorum türü vardı. Özel bir diğer adıyla lafsi yorum, sistematik yorum, tarihi yorum. Bir de ne vardı? Amaçsal yorum vardı. Hukuk kurallarında, Türk hukuk sisteminde yasama yorumu benimsenmemiştir. Daha doğrusu 24 anayasasıyla benimsenip 61 anayasasıyla hukuk sisteminden kaldırılmıştır. Çünkü 61 anayasasında bizler parlamenter hükümet sistemine geçtik. Yani yargı bağımsızlığına geçtiğimiz için bağımsızlığı zedeleyecek bir durum olduğundan dolayı kaldırdık. Taylan, herkeste ses var. Sen bir gir, yap, mikrofonunu kapat. Herkeste ses var. Şu an bir tek sende böyle bir sıkıntı var sanırım. Tekrar bir giriş çıkış yap istersen. Gelmezse tekrar yaz bana buraya. Bir diğer hocam, aşağıdakilerden hangisi Türkiye Cumhuriyeti'nde yer alan ceza türlerinden biri değildir demiş. Öncelikle biz şöyle bir şey yapalım. Hukukun müeyyidelerinden hatırlayarak tekrar edeyim. Bu arada müeyyidenin bir diğer adı yaptırım demekti. Hukukun 5 tane müeyyidesi var. Neydi bunlar? Ceza, iptal, cebri icra, hükümsüzlük ve tazminat. Şimdi cezadaki anahtar kelime suçtu. Yani ben bir suç işlersem ceza yaptırımıyla karşılaşırım. Siz şunu hatırlayacaksınız. Türk Ceza Kanunu'nda benimsenmiş ceza türleri. 4 tane. Adli para cezası, müebbet hapis, ağırlaştırılmış müebbet, bir de süreli hapis vardı. Bizde idam cezası, yani ölüm cezası yoktu. Peki ölüm cezası ne zaman kaldırılmıştı? 2004 değişikliğiyle kaldırıldı. Hatta hatırlayın, lisanslara daha sonrasında şöyle bir soru da sordular. 2004'te idam cezasını veren hangi mahkemeydi? Kaldırılan yargı kolunu sordular. İdam cezalarını Devlet Güvenlik Mahkemesi verirdi. Hatta 2004'ü biz derste nasıl kodlamıştık? 2004'te idam cezası kaldırıldı. İdam cezasını veren Devlet Güvenlik Mahkemesi kaldırıldı. Bir de genel müsadere cezası kaldırılmıştı, hatırlayın. Artı olabilecek bir durum ise kadın ve erkek için eşit olarak, yani kadın erkek eşittir ve devlet bu eşitliği yaşama geçirmekle mükelleftir cümlesi de anayasaya eklenmişti. Tamam mıyız? Ses sıkıntısı olan yok değil mi? Taylan hocam hallettin umarım. Şimdi devam ediyorum. Aşağıdakilerden hangisi hukukun yazılı kaynaklarından biri değildir demiş. Şimdi şöyle bir şey yaptık. Hukukun 3 tür kaynağı vardı.
Yazılı kaynak, yazısız kaynak, bir de yardımcı kaynak. Yazılı kaynaklar anayasa, kanun, CB kararnamesi ve yönetmeliklerdi. Hatta Yargıtay İçtihadı Birleştirme kararlarının da yazılı kaynaklar arasında olduğunu ve bağlayıcı olduğunu konuşmuştu. Geldim yazısız kaynaklara. Yazısız kaynaklar kendi içinde ikiye ayrılmıştı. Örf, vadit, koku, bir de hakimin hukuk yaratması. Hakimin hukuk yaratması şimdi burada bir dursun. Birazdan boşluk türlerinde hatırlayacağım tekrar burayı. Örf ve adet hukukunda şunu demiştik. Her örf ve adet bir hukuk değildi hocam. Bir örfün ve adetin hukuk olabilmesi için üç şeye ihtiyacımız var. Neydi bu üç şey? Bir, süreklilik. İki, toplumun geneli tarafından bir inanış olmalıydı. Zaten süreklilik, devamlılık, genel inanış örf ve adeti oluşturan şey. Bunu hukuk yapan en önemli unsur devlet desteği olacaktır. Tamam mıdır? Şimdi örf adet hukukunda devlet desteği varsa demek ki örf adet hukuku hakimi bağlayıcı nitelikte. Bunu da hemen hatırladım. Bir de yardımcı kaynaklar vardı. Yardımcı kaynaklar, içtihatlar, bir diğer adıyla yargı kararları, bir de doktrinler vardı. Yani bilimsel öğretiler. Şimdi şunu hatırla. Bunlardan hangisi Nurdancığım, evet. Daha yeni başladık yani. Bu ikinci soru falan. Tamam. Bunlardan hangisi bağlayıcı demiştik? Yazılı kaynaklar bağlayıcı, yazısız kaynaklar bağlayıcı. Ancak yardımcı kaynaklar bağlayıcı değil hocam. Adı üstünde bak, yardımcı. Yani hakim dilerse başvurur, dilerse başvurmaz. Başvurmak gibi bir zorunluluğu yoktu demiştik. Öyle küçük bazı mi bu tatu? Mikrofonu kapatır mısınız? Buradan hepsini göremiyorum. Mikrofonlarınızı kapatın arkadaşlar. Tamam. Şimdi o zaman ne demiş? Aşağıdakilerden hangisi hukukun yazılı kaynaklarından biri değildir demiş. Hocam cevap iki cevap olacak çünkü eski soru ya, ben güncellerken orayı düzeltmeyi unutmuşum sanırım. Örf ve adet yazılı kaynak arasında değil, kanun yazılı kaynak, tüzük 2017 anayasa değişikliğiyle zaten kaldırıldı. Yönetmelik ve anayasa da yazılı kaynaklardan olacak. Bu arada 2018'den önce elinizde kaynak varsa sakın çözmeyin. Hele de sınava bu kadar az kalmıştı. Tamam. Tüzük, kanun hükmünde kararname, bunlar artık yok. Şimdi devam ettim. Normlar arasındaki hiyerarşik sıralamaya göre en üstün norm aşağıdakilerden hangisidir demiş. Önce şöyle bir şey yapalım hocam. Biz hatırlayalım. Üçgeni hatırla. Üçgenin en üstünde kim vardı? Anayasa. Anayasanın bir altında kanun, eşittir milletler arası anlaşmalar, eşittir OHA CB kararnameleri. Bir altında CB kararnamesi, en altta da yönetmelik vardı. Hatta demiştik ki idarenin en geniş düzenleyici işlemi yönetmeliktir. O zaman bana normlar arasındaki hiyerarşik sıraya göre en üstün normu sorduysa en üstün norm hangisi olacak? Anayasa olacak. Bir sonraki sorumuz var mı? Size bir şey daha söyleyeceğim. Şimdi aşağıdakilerden hangisi normlar hiyerarşisinde kanunlar ile aynı mı basamakta yer alır demiş. Hocam az önce tekrar ettiğimiz gibi anayasa, bir altında kanun, eşittir milletler arası anlaşmalar, yani uluslararası anlaşmalar, eşittir OHAL CB kararnamesi, bir altta CB kararnamesi, en altta da yönetmelikler olacak. Şimdi soruları güncelleyin. Bu çıkmış sınav sorusu bize kanunla eşdeğerde olan normu söylemiş. Cevap uluslararası anlaşmalar. Tekrar 2017'de CB kararnameleri oluşturulduğu için aynı soruyu bize sorup cevabı OHAL CB kararnamesi olarak verebilir mi? Evet, gelme ihtimali çok yüksek bir konudur. Ya da kanunların bir altında yer alan normu da sorabilir. Bu sefer olağan CB kararnamesi olacak. Lütfen dikkat edin. OHAL CBK'sı ile olağan CBK aynı şey değil. Tamam mıyız? Bu arada 32. soruyu tamamen siliyorum. Çünkü 32 yok, biliyorsunuz ki tüzükler artık yok. Şimdi kişinin doğumundan ölümüne kadar geçen süre içinde özel hukuk ilişkilerinin düzenlendiği temel kanun hangisiydi? Türk Medeni Kanunu. Bu arada şunları hemen hatırlamış olalım. Bizler medeni hukukta, hocam çıkmış sınav sorularına referans olarak aralara biraz konuyu tekrar koymak istiyorum. Tamam. Medeni hukuku biz kendi içinde dörde ayırmıştık. Neydi bunlar?
aile hukuku, kişi hukuku, eşya hukuku ve miras hukuku. Biz derste de çok daha detaylı olarak kişi hukukunu gördük. Aile hukukunda nişanlanma, evlenme, boşanma, soybağı gibi konular vardı. Eşya hukuku, biz bir şeye sahip olduğumuzda ortaya çıkan hukuktur. Şimdi maddi mallar üzerinde herkese karşı ileri sürülen mutlak haklara aynı hak demiştik, hatırlayın. Aynı hakları kendi içinde ikiye ayırmıştık. Mülkiyet hakkı ve sınırlı aynı hak. Mülkiyet hakkı bir şeyden kullanma, yararlanma, tasarrufta bulunma hakkını veren en geniş aynı hakkı. Hatta buna derste ev sahibi örneğini vermiştik. Tuğçe Hocam, cevapları şu an buradan işaretleme yapamıyorum ama WhatsApp üzerinden size ulaştırırım. Olur mu? Yani bu soruları ulaştırırım, tekrar evde bakarsınız, olur. Şimdi ne demiştik? Mülkiyet hakkı ile sınırlı aynı haktan bahsetmiştik. Mülkiyet hakkı, hocam ne dedik? Ev sahibi dedik. Yani evin tüm kullanım tasarrufu mülkiyeti ev sahibi. Bir de sınırlı aynı hak vardı. Sınırlı aynı hak da bir şeyden ya kullanırsın ya yararlanırsın dedi. Aynı öyle örnekle devam edersek mesela kiracı diyebiliriz. Tamam mı? Bir de zilyetlik başlığını işlemiştik. Zilyetlik bir şey elinde bulundurma. Mesela şöyle düşünün, evim var. Tüm mülkiyeti bende, mülkiyet hakkı. Evimi içinizden birine kiraya verdim. Siz sınırlı aynı hakkı sahipsiniz. Peki zilyetlik kimde? Sizde, yani kiracıda, şu anda elinde bulunduranlar. Miras hukuku da biz öldükten sonra devreye giren hukuktu. Hocam siz şunu bilin, belki tanım olarak gelebilir bize. Ölene ne denir? Ölene muris denir. Murisin mal varlığına ne denir? Tereke denir. Ve doğal olarak terekenin geçtiği kimselere ne denir? Mirasçı denir. Tamam mıdır? Burada hemen şunu da hatırlamak istiyorum. Gerçek kişilik ne zaman başlardı? Hak ehliyeti ne zaman başlardı? Hocam hak ehliyeti tam ve sağ doğmak koşuluyla ana rahmine düştüğün anda başlar. Yani ceninin hak ehliyeti vardır. Gerçek kişilik ne zaman başlar? Tam ve sağ doğmak koşuluyla, yani tam ve sağ doğunca başlar. Eğer bu iki cümleyi karıştırırsam şöyle bir şey yapacağım. Diyeceğim ki babam bana ne zaman kimlik aldı? Ben doğduğumda mı bana kimlik aldı? Annem bana gebe kaldığında mı kimlik aldı? Ben doğduğumda kimlik aldıysa demek ki ben doğarak kişilik kazandım. Doğarak kişilik kazandığımı hatırlarsam da eğer, anne rahmine düştüğüm andan itibaren zaten hak ehliyetim olduğunu hatırlarım. Asla bunlarla fiil ehliyeti karışmayacak. Fiil ehliyetimin 3 şartı vardı. Neydi bunlar? Ergin olmak, yani 18 yaşını doldurmuş olmak, ayırt etme gücüne sahip olmak, bir de kısıtlı olmak. Tamam. Şimdi devam ediyorum. Bu arada hızlı anlatıyor muyum? Ne diyorsunuz? Hele bir yazın. Hız iyi mi? Anlaşılıyor mu? Tamam Dilara. Birazcık yavaşlayayım. Tamam. Hızlandığını söyleyin. Yani bu size artı olabilmek için yapıyoruz. Bir sıkıntı olduğunda lütfen yazın bunu. Şimdi aynı anda hem oraya hem oraya bakamıyorum çünkü. Türk hukukunda olağan hallerde evlenme yaşı aşağıdakilerden hangisidir demiş. Biz şöyle bir şey yapalım. Az önce hani ergenlikten bahsetmiştim ya. Hocam, Türk hukuk sisteminde 3 tür ergenlik var. 1. Yasal kanuni ergenlik yaşı 18 yaşında olurması. 2. Evlenmeyle kazanılan ergenlik. 1. De mahkeme kararıyla ergin kılınma var. Önce şöyle yapalım. Bu kanuni yasal ergenliğin altındaki işlemlerin hepsinde anne baba rızası alınmak zorunda. Neden? Çünkü çocuk fiil ehliyetine tam olarak sahip değil. Kadın ve erkek için olağan evlenme yaşı 17 yaşında doldurulması, olağanüstü evlenme yaşı ise 16 yaşında doldurulması. Bu arada 2018 ön lisansa da kadın ve erkek için olağanüstü evlenme yaşını sordular. Şu ana kadar lisansa da ön lisansa da kazayı rüştü sormadılar. Kazayı rüştü bizim için çok önemli olacak. Kazayı rüştü bir şey, mahkeme kararıyla ergin kılın. Hocam, bir küçüğün mahkeme kararıyla ergin kılınabilmesi için öncelikle anne baba rızası olmalı. Küçük 15 yaşını doldurmuş olmalı. Mahkeme karar verecek zaten adı üstünde.
Bir de küçüğün menfaatine bir durumdur. Tamam mıdır? Çıkmış sınav sorularını kendime referans alırsam bize mahkeme kararıyla ergin kılınmanın yaşını sorabilir. Çünkü kanuni ergin yaşı da sorulmuştu. Sadece 12 ya 18 yaş olarak. İşte kadın ve erkeklerin olağan evlenme yaşı 17 olduğu da soruldu. Tamam mı? Doğrudan bize mahkeme kararıyla ergin kılınmak için kaç yaşını doldurmuş olmak gerekir diye sorabilir. Cevap 15 yaşında doldurulması. Bu arada şuna dikkat et. Olağanüstü evlenme yaşı 16 yaşında olduğumuz, evet. Bir küçük mahkeme kararıyla ergin kılındı 15 yaşında. Evlenebilir mi? Hayır hocalarım, evlenemez. Olağanüstü evlenme yaşınız zaten 16 olarak belirlenmiş. Tamam mı? 15 yaşında ergin kılındım diye evlenemezsin yani. Hepsinin sınırı belli. Bunlar evlenmeyle kazanılan erginlik, mahkemeyle kazanılan erginliklerde gene de oy kullanmak için 18, ehliyet almak için 18 yaşında doldurulması beklenir. Tamam. Şimdi devam edelim. Aşağıdakilerden hangisi sözleşme özgürlüğü kapsamında değerlendirilemez demiş hocam. Biz şöyle bir şey yapalım. Biliyorsunuz ki bu borçlar hukukunun konusu. Ceyhan, Rabia. Hayır. Aynen Ceyhan. Kadınlar ve erkekler bakımından 17 yaşın tamamlanması olağan evlenme yaşı. Rabia'cığım. İşaretleme yapamıyorum. Tamam, söyleyeyim. Şöyle üstüne renkli çizmeye çalışayım. Tamam. Size daha sonra bunu WhatsApp üzerinden tekrar atarım bu soruları. Şimdi biraz daha aslında amacım birazdan zaten bak 82 Anayasası yasama yürütme sorularını da göreceksiniz. Test olarak beklemeyin. Aslında amacım çıkmış sınav sorularını görün istiyorum. Sadece kalıbı görün istiyorum. Biraz soru üstünden konu tekrarı yapalım. Ne kadar kulağım duyarsa o kadar artı olacak çünkü. Keza soruların güncellenmiş hali de var elimde ama yani soru kalıbı neyi nasıl sorduklarını görüp ona cevabını bildirirsek daha kalıcı olacağını düşünüyorum. Tamam. Şimdi aşağıdakilerden hangisi sözleşme özgürlüğü kapsamında değerlendirilemez demiş. Biz şöyle bir şey yapalım. Sözleşme dediği için bu biraz borçlar hukukunun konusuna giriyor. Borçlar hukuku dediği şey kişiler arasındaki borç ilişkilerindendir. Peki İlk şunu hatırlayalım. Borçlar hukukuna egemen olan ilkeler neydi? İrade özgürlüğü. Herkes özgür iradesiyle bir borç altına girerdi. Taraflar eşitti, dürüst davranmak zorundaydı. İvazlılık ilkesi diye bir şey vardı. Hani hatırlayın. Karşılıklılık ilkesi. İvazlılık ilkesini birebir destekleyen nisbilik ilkesi vardı. İlgilisine karşı sorumlu. Yani atıyorum içinizden birinin işte nedir o? Ali'nin telefonunu 1.000 liraya satın aldığımda. Bak Ali ile birbirimize karşı sorumluyuz. İvazlılık ilkesi. Nisbilik ilkesi bunu birebir destekler. Yani Ali'den aldığım telefonu parasını bir üçüncü kişi olan size veremem. Birbirini destekliyor. Başka sözleşme serbestliği var hocam. Yani alacaklı ile borçlu sözleşmenin içeriğini nasıl istiyorsa, kendilerine nasıl uyuyorsa o şekilde düzenleyebilirler. Başka üçüncü kişi aleyhine borç kurulamama ilkesi vardı. Şimdi tekrar soruya döndüğümde hangisi sözleşme özgürlüğü kapsamında değerlendirilemez? Şekil özgürlüğü yapabiliriz. Sözleşme yapma özgürlüğü yapabiliriz. Yani istediğim kişinin telefonunu satın alırız. Sözleşmenin diğer tarafını seçme özgürlüğü aynı şey olacaktır. Tarafların anlaşarak sözleşmeyi ortadan kaldırma veya değiştirme özgürlüğü. İbra, birazdan bunu tekrar edeceğim. Sözleşmeyi emredici hukuk kurallarına aykırı düzenleme özgürlüğü demiş. Hocam cevap Edirne olacak. Böyle bir şey olamaz değil mi? Emredici hukuk kurallarına aykırı davranamayız. Peki, borçlar hukukundayken şunu da tekrar edelim. Borcun sona ermesi vardı. Hatırlıyor musunuz? Borcu sona erdiren haller. Nelerdi bunlar hocam? Bu arada ilk önce şunu hatırlayalım. Borcun konusu neydi? Ben sizi kaybetmesin. Borcun konusu neydi hocam? Edindi. Aynen. Borcun konusu edim. Bir tarafta alacaklı, bir tarafta borçlu var. Tamam mı?
Alacaklının borçludan isteyebileceği, borçlunun alacaklıya karşı yapmakla yükümlü olduğu davranış biçimi, borcun konusunda ne demiştik? Edin demiştik. Edimimi yerine getirirsem borcumu ne yaparım? İfa ederim. Yani borcun son erdisi. Başka, ibra diye bir şey vardı hatırla. Alacaklı ile borçlunun anlaşarak borcu sonlandırması. Takas, aynı cins borçlardan daha azının takasa girmesi. Yenileme, borcun yenilenmesi. Birleşme, alacaklı ile borçlu sıfatının ikisinin de tek kişide birleşmesi. Bir de kusursuz imkansızlık vardır. Sen şuna dikkat etme sorumlusun. Kusurlu imkansızlık diye bir şey yok. Kusursuz imkansızlık olacak. Tamam mıdır hocam? Hiçbir kusurum olmamalı yani. Zaman aşımı diye bir şeyden bahsetmiştik. Ancak şu aklınızda kalsın. Zaman aşımı borcu sona erdirmez. Zaman aşımı sadece hukuki sorumluluğu sona erdirir. Yani borç var ama sorumluluk yok. Oldu mu? Şimdi devam ettim. Dürüstlük kuralı aşağıdakilerden hangisine uygulanmaz demiş hocalarım. Neyden bahsediyor? Önce şöyle bir şey yapalım. Hakların bir kazanılması vardı, bir de hakların kullanılması vardı. Şimdi bakın, haklar iyi niyetle kazanılır. Yani mağdur görülen bir bilgisizlik hali olduğunda haklar iyi niyetle kazanılır. 2019 lisans çıkmış sınav sorusu. Subjektif iyi niyet. Hakları ve hakkımı kullanırken, borcumu yerine getirirken dürüst davranmak zorundayım. Objektif iyi niyet. Şimdi soru demişti. Dürüstlük kuralı aşağıdakilerden hangisinde uygulanmaz? Sözleşmenin yorumlanmasında dürüst davranmak zorundasınız. Sözleşmedeki boşlukların doldurulmasında dürüst davranmak zorundasınız. Sözleşmelerdeki yan yükümlülüklerin yerine getirilmesinde dürüst davranmak zorundasınız. Ödeme aracı gibi düşünün yani. Ekstra yan yükümlülük olarak aklınıza bir şey gelmesin. Sözleşme öncesi müzakerelerde dürüst davranmak zorundasınız. Sözleşmede öngörülen bir hakkın kazanılmasında, bak şimdi, hakkın kazanılmasında objektif miydi, subjektif? Subjektif iyi niyet. Demek ki bir hakkın kazanılmasında egemen olan ilke subjektif iyi niyet. O zaman cevabımız ne oldu? Edirne oldu. Şıkları bu şekilde cevapları söyleyerek ilerlersem daha rahat olursanız. Kişiye ve eşya üzerinde doğrudan doğruya hakimiyet sağlayan ve herkese karşı ileri sürülen haklara ne ad verilirdi? Az önce söylemiştik. Ne demiştik? Aynı hak demiştik. Tekrar et. Aynı hakkı kaça ayırmıştık? İkiye. Mülkiyet hakkı ya sınırlı aynı hak. Mülkiyet hakkı tüm tasarruf yetkisi sende. Sınırlı aynı hak sadece bir kısmı kullanabiliyorsun. Kardeşler arasındaki hısımlar nedeni. Bu arada bunların hepsi lisans sorusu. Yani lisansa çıkmış sınav sorusu. Ama tabii hepsini düzenlemedim. Yani birkaçını aldım. Kardeşler arasındaki hısımla ne ad verilir demeden önce biz şöyle yapalım. Şimdi dersteki soy ağacını hatırla. Merkezde ben varım. Benim üstümde yer alanlar, benim üst soy hısmım, benim altımda yer alanlar, benim alt soy hısmım. Rabia B'ye yanlış. Durun ben söyleyeceğim şimdi. Benim yanımda yer alanlar yan soy hısmım. Üstümde anne babam vardı. Anne babamla aramda bir doğum var. Birinci dereceden. Üst soy kanısı. Benim altımda çocuğum ve torunum vardı. Hatırla, çocuk sadece benden doğduğu için birinci dereceden alt soy kanısıydı. Yanımda kardeşim var. Çünkü bir numara zaten benim. Tamam. Bir kardeşe ihtiyacım varsa bir ikinci doğum olacak. İkinci dereceden yan soy kanısım olur kardeşim. Oldu mu? Çünkü kardeş beni doğurmadı. Bak yukarıda anne baba var beni doğuran. Kardeş benden doğmadı, benden çocuğum doğar. Kardeşle ben yan yanıyız, eşitiz. Bazı kaynaklar bunu civardasında der, etrafındakiler. Oldu mu? O yüzden cevap ne olacakmış? Yan soy kanısını denizli olacakmış. Oldu mu? Bir sıkıntı var mı? Peki bana şunu söyleyin. Şimdi size soruyorum. Cevabı bilen hemen yazsın. Amcam, halam, dayım, teyzem benim kaçıncı dereceden ısınır? Üç, şahanesiniz. Parmakla sayıyorum. Betül üç, parmakla sayıyorum. Bak şimdi, parmakla sayarken ama kök başını saymayacaksınız. Yani bebek doğuranı saymayacaksınız, doğanları sayacaksınız. Benim babamın erkek kardeşi. Üçüncü dereceden yan soy kanısı. Benim annemin kız kardeşi. Nedir hocam?
Üçüncü dereceden yan soy kanısının. Oldu mu? Her şey yolunda. Peki benim yeğenim kaçıncı derece? Bak yeğenim. Benim kardeşimin çocuğu üçüncü dereceden Ural. Benim Çiğdem. Benim kardeşimin çocuğu üçüncü dereceden yan soy kanısının yeğenim. Kuzen dörtlü. Aynen öyle. Kuzeni yapalım. Benim babamın erkek kardeşinin çocuğu. Bak dört doğum oldu. Kuzen dört derece. O yüzden kuzenlerle evliyim diye saldıydı mı zaten? Şimdi bu hısımlıkla alakalı, derecelerle alakalı sıkıntı yaşayan varsa söylesin. En baştan alıp tekrarladı. Şurayı anlamadım diyen var mı? Bu sessizlik iyi işaret bence. Tamam. Evet Dilara amca, üçüncü derece olacak. Benim babamın erkek kardeşi. Benim babamın erkek kardeşi. Hepsi yan soy Gizem. Çünkü benim üstümde anne babam, büyük anne büyük babam, benim altımda çocuğum, onun çocuğu yani torunum. Onun hepsi yanında, yan soyuz. Oldu mu? Tamam. Şimdi devam ettim. Aynen güzel. Aşağıdakilerden hangisi kişinin bizzat hareket ederek kendi fiilleriyle haklar kazanabilme ve borç altına girebilme iktidarını ifade eder diyor. Hocam bu fiil ehliyeti olmaz mı? Sınıfta şu anda hepimiz online'de olan herkes fiil ehliyetine tam olarak sahibi yerinde olan, ergin olan ve kısıtlı olmayan bireyleriz. Şu dakika itibariyle lehimize hak, aleyhimize borç oluşturabilir miyiz? Evet, çünkü bizler fiil ehliyetine tam olarak sahibiz. Şimdi aşağıdakilerden hangisi sınırlı ehliyetsizdir demiş. Biz şöyle bir şey yapalım hocam. Nedir o? Fiil ehliyeti gruplarını sayalım. Neler vardı? Tam ehliyetli, tam ehliyetsiz, sınırlı ehliyetli, sınırlı ehliyetsiz. Dört tane grup var. Bizler yani online'da şu an ders dinleyen herkes tam ehliyetli. Akli dengesi yerinde olan ve kısıtlı olmayan kimseler. Tam ehliyetliler, akli dengesi yerinde olmayanlar ayırt ediliyor. Bizim için bir tık daha önemli olan sınırlı ehliyetli ve sınırlı ehliyetsiz olanlar. İlk dikkat edeceğim şey, sınırsız diye bir kategori yok. Sınırlı ehliyetli var, sınırlı ehliyetsiz var. Sınırlı ehliyetliler tartışmalı olarak evliler ve kendine yasal danışman atanmış olan kimseler. Evlilere sakın takılma. Çünkü evliler evet tam ehliyetli ama bir iki konuda eşinin imzasına ihtiyaç duyduğu için sınırlı. Sınırlı ehliyetsizler de hocam, akli dengesi yerinde olan küçükler, hani biz 15, 16, 17 yaşındayken ergin olmadan önce akli dengemiz var ama sınırlıydık. Anne babamızın velayeti altında. Bir de ergin olup kısıtlanmış kimseler. Bunlar sınırlı ehliyetsiz. Soru bize ne demiş? Dur bakayım. Hangisi sınırlı ehliyetsizdir demiş. Evli kişi sınırlı ehliyetli. Kendine yasal danışman atanmış kişi sınırlı ehliyetli. Mahkeme kararıyla ergin kılınmış olup ayırt etme gücüne sahip kişi zaten tam ehliyetli olmayacak mı? Ergin kılınmış. Velayet altında bulunan 3 yaşındaki çocuk nedir? Tam ehliyetsizdir. 3 yaşındaki çocuk daha ancak su, ekmek, nedir o, çikolata falan ancak bunları söyler. Ancak akıl zayıflığı sebebiyle kısıtlanmış ayırt etme gücüne sahip kişi sınırlı ehliyetsiz olacak. Tamam. 4721 sayılı Türk Medeni Kanunu'na göre bir kimsenin sürekli kalma niyetiyle oturduğu yere ne denir hocam? Yerleşim yeri demiş. Bu kadar basit. Şıklara bakın Allah aşkına. Bunları bak karıştırabileceğiniz bir nokta yok. Gelen soru kalıbı bu kadar basit olacak. Tamam. Türk hukukuna göre dernek, yani cevap ne oldu? Deniz doğru şöyle. Türk hukukuna göre dernekler en az kaç kişi tarafından kurulur? 7.
Cevap Ceyhan olacak. Şimdi temel hukukun çıkma sınav sorularını bitirdim. Ancak şöyle bir şey yapacağım. Biraz hızlı bir konu tekrarı yapıp burayı bitirelim artık. Ne yapalım mesela? Hükümsüzlüğün 4 tane yaptırımı vardı. Bunu muhakkak bilmek zorundasın. Yokluk, mutlak mutlak, misli mutlak, tek taraflı bağlamazdır. Yoklukta kurucu unsur yoktur. Mesela ben halamla evlenirsem yokluk yaptırımına tabi olur. Çünkü ben kadın, halam kadın. Bizim ülkemizde eşcinsel evlilik yasal değil. Mutlak mutlanda bir hukuki işlemin yani işlem kurulur ama geçerli olmaz. Mesela ben dayımla evlenirsem mutlak mutlan yaptırımına tabi olur. Evlilik birliği kurulur ama geçerli olmaz. Çünkü ilk 3 dereceyle evlilik yasal. Yasak. Ben sarhoşken evlenirsem ne olur? Nisbi mutlan. Çünkü ben fiil ehliyetimi yani belki ayırdıktan sonra kişiyle evlenecek kadar sevmiyorumdur. Fiil ehliyetimi bir nebze olsun, ayırt etme gücünden hani yoksun kalıyorum ya, o yüzden nisbi mutlan olur. Başka neleri hatırlayalım? Şu boşluk türlerini hatırlayalım. Öncelikle kendinizi hakim olarak düşünün. Tamam mı? Ana karakter sizsiniz. Önünüze bir dava geldiğinde birinci adımda yazılı kaynağa bakacaksınız. Yazılı kaynakta hiçbir hüküm yoksa kanun boşluğu olur. Nasıl kodladım? Kanun yazılı kaynak hocam. Yazılı kaynak boş derse demek ki yazılı olan kanun boşluğu var. Kanun boşluğuyla karşılaşan siz hakimdir. İkinci adım olarak örf bazı hukuk boşluğu olur. Hukuk boşluğuyla karşılaşan hakim de ne yapacaktı? Kendisi yasa koyucu gibi davranıp kural yaratacak. Şimdi bunlar zaten bunları daha önceden sordular. Bize şunu sorabilir. Çok güzel soru olur. Dikkat et. Yasa koyucunun bire isteğe bıraktığı boşluk nedir? Kural içi boşluk. Kural içi boşlukla karşılaşan hakim takdir yetkisiyle doldurur hocam. Kural içi boşlukla karşılaşan hakim takdir yetkisiyle doldurur. Bunu bileceksin. Başka? Belirli bir dönemde yetkili makam tarafından konulmuş yazılı hukuk kurallarının tamamına mevzu hukuk denir. Yazılı yazısız hukuk kurallarının tamamına. Şimdi bakın, daha önceden kanun boşluğu ve hukuk boşluğunu yazılı yazısız kaynakta hiçbir hüküm yoksa ne boşluğu olabilirler, hukuk boşluğu. Şöyle bir soru sorsam, çok güzel soru olur. Dilara, şimdi bak. Yazılı ve yazısız kaynakta hiçbir hüküm yoksa hukuk boşluğu olur. Anayasada, kanun, CHB kararnamesi yönetmeliği, bak yazılı kaynaklar boş. Bir de örf ve adet hukukunda hiçbir hüküm yoksa hukuk boşluğu olur. Donuyor mu? Neden şimdi öyle oldu ki? Yok yok, herkes de aynı anda bir donma problemi olmuş. Şu anda mı oldu peki? Yani ara ara donuyor muydu, şu an mı oldu? Şu an olduysa o zaman şöyle bir şey yapalım mı? Ara verelim. Çok saçma bir mantıktan ilerliyorum şu anda. Dersi belki hani 40 dakikayı falan geçtik ya, belki öyle bir şey diyor. Bir ara verelim. Tamam Ferah. Şimdi hemen onu tekrar edeceğim ancak şöyle bir şey yapalım mı? 9'u 10 geçe gelip tekrar oradan başlayalım mı? Sonrasında da zaten 82 Anayasası'na giriş yaparız. Ne diyorsunuz? Bir donma oluyor mu? Biraz konuşayım böyle. Şahane, tamam. Tamam, çok güzel. Şimdi temel hukukun çıkma sınav sorularını gördünüz. Tamam. En azından neyi, nasıl sorduklarını biliyorsunuz. Ben karanlığım ama çok önemli değil. Şimdi bir en baştan alıp bir konu tekrarı yapacağım. Aralarda konu tekrarlarını sıkıştırdım ama bütün bir konu tekrarı olsun, sonra 82 Anayasası ile devam edeceğim. Tamam. Ne demiştik hocam? Sosyal hayatı düzenleyen 4 tane kural vardı. Din kuralları, ahlak kuralları, görgü kuralları ve hukuk kuralları. Bunlardan sadece hukuk kurallarının yaptırımının maddi olduğunu söyledik. Çünkü arkasında devlet vardı. Hukukun 5 tane yaptırımı vardı. Keza yaptırımın bir diğer adı müeyyideydi. Yani hukukun 5 tane müeyyidesi var. Ceza, iptal, cebri icra, tazminat ve hükümsüzlük diye. Biz bunları zaten söylemiştik. Hukuk kurallarının çeşitli anlamlarında mevzu ve pozitif hukuku görmüştük. Mevzu hukuk,
belirli bir dönemde yetkili makam tarafından konulmuş yazılı hukuk kurallarıydı. Pozitif hukuk ise yazılı ve yazısız hukuk kuralları. Bak, mevzu hukukun tanımını iki defa sormuşlardı bize. Tekrar tekrar sorma ihtimali tabii ki de gene var. Şuna dikkat edin. Eğer pozitif hukuku soracaksa yazısız ya da örf adet hukuku demek zorunda. Eğer demiyorsa, yani size şöyle bir şey derse, belirli bir dönemde yetkili makam tarafından konulmuş tüm hukuk derse, buradaki tüm hukuk hocam bütün yazılı kaynaklardan bahsediyordur. Tüm hukuk dediği için pozitif gelmesin aklına. Pozitifi soruyorsa ya yazısız demek zorunda ya da örf adet hukuku demek zorunda. Başka önemlilerden hatırla. Emredici hukuk kuralları vardı. Emredici hukuk kuralları aksine bir işlem yapılamayan hukuk kuralları. Niye aksine bir işlem yapılamaz? Çünkü hukuk maddi yaptırımı caydırıcıydı. Hukukun emrettiğinin aksine bir işlem tesis edemezsin. Yorumlayıcı ve tamamlayıcı hukuk kurallarını görmüştük, hatırlayın. Yorumlayıcı hukuk kuralları belirli bir dönemde yapılan bir sözleşmede tarafların iradelerinden birden fazla anlam çıkması durumunda hukuk gelip tarafların iradelerini yorumlardı. Aybaşı örneğini vermiştik, hatırlayın. Bir de tamamlayıcı hukuk vardı. Bu da taraflar kendi aralarında bir sözleşme yaptıklarında tarafların iradelerinden birinci derecedeki hususları tamamladıkları ancak ikinci derecedeki hususları tamamlamadıkları, unuttukları anlaşılır. Sözleşme içerisinde bir eksiklik varsa da hukuk devreye girer de bu eksikliği tamamlar demiştik. Tamam. Başka neleri konuşmadık? Neleri konuşmadık? Hatırlayın, işte derneklerin kaç kişiyle kurulduğu söylenmişti. Ancak başa aldığımda dernekler 7 gerçek veya tüzel kişiyle kurulurdu ve dernekler kişi topluluklarıydı. Vakıflar mal topluluklarıydı ve en az 1 gerçek veya tüzel kişiyle kurulurdu. Az önce sanırım boşluklarda kalmıştık. Boşlukları da tekrar edelim, öyle geçelim burayı. Hocam, boşluk türleri kanun boşluğu, hukuk boşluğu, kuralıcı boşluk bizler için daha önemli olacak. Kanun boşluğu ve hukuk boşluğu zaten çıkmış sınav sorusuydu. Ancak kuralıcı boşluğu hala daha sorduklar. Peki nasıl olacak? Kendinize hakim olarak değerlendirin. Önünüze somut bir dava geldiğinde birinci adımda yazılı kaynağa bakacaksınız. Yazılı kaynakta hiçbir hüküm yoksa yazılı olan kanun boşluğu var. Nasıl kodlayacağız demiştik, hatırlayın. İşte kanun yazılı bir kaynaksa yazılı kaynakta hiçbir hüküm olmaması durumunda yazılı olan kanun boşluğu vardır. Kanun boşluğuyla karşılaşan siz hakimler ikinci adım olarak nereye gidecektiniz? Hakimi bağlayıcı nitelikli olan örf ve adet hukukuna. Örf ve adet hukukunda da hiçbir hüküm yoksa ne boşluğu olmuştu? Hukuk boşluğu. Yani hukuk dediğim şeyin tamamında bir boşluk var. Bize bunların tanımını sormuş. Şöyle bir şey sorarsa mesela, aynı cevap olur ama farklı cümle kalıbı. Belirli bir, somut bir olaya uygulanacak mevzu hukukta hiçbir hüküm bulunmaması durumuna ne ad verilir? Belirli bir dönemde yetkili makam tarafından konulmuş yazılı kaynaklara ne demiştik? Mevzu hukuk. Bize somut bir olaya uygulanacak mevzu kaynak boş diyorsa aslında yazılı kaynak mı boş diyor? Hocam yazılı kaynağın boş olması kanun boşluğu değil mi? Yani bize yazılı kaynak boş demez de mevzu hukukta hiçbir hüküm yok der. Çok güzel bir soru olur. Ya da somut bir olaya uygulanacak pozitif hukukta hiçbir hüküm yok derse ne olur? Pozitif hukukta yazılı yazısız olduğu için hukuk boşluğu olur. Tamam mıdır? Az önce boşluklarda sıkıntı olduğunu düşünüyordunuz. Şu an oturdu mu? Bir de kural içi boşluk vardı. Hani yasa koyucunun bile isteye bıraktığı boşluk. Kural içi boşlukla karşılaşan hakim ne yapacaktı? Takdir yetkisiyle dolduracaktı. Her şey yolunda mı? Boşluk türlerinde oturmayan bir şey varsa söyleyin, tekrar edelim oradan. Bir de hukukun dallarını görmüştük, hatırlayın. Kamu hukuku dalı, özel hukuk dalı diyor. Tamam Çiğ. Kamu hukuku dalı, özel hukuk dalı diyor hocam. Biz hiçbir şekilde dalları ezberlemedik. Hatta kodlamasını da ezberlemedik. Biz şöyle bir şey yapacaktık. Ben yapabiliyor muyum, yapamıyor muyum diye soracaktım. Hocam, kamu hukukunda devlet üstün taraftır. Özel hukukta eşitlik vardır. Şimdi sadece kendinize şunu sorun. Ben yapabiliyor muyum, yapamıyor muyum? Eğer ben yapabiliyorsam bu özel hukuk,
ben yapamıyorsam devlet üstün taraf kamu hukukuydu. Tamam. Yani vergi hukuku, özenli kamu hukuku. Bizler vergi koyamıyoruz. Devlet vergi koyuyorsa kamu hukuku da bizler vergi ödüyoruz. Miras hukuku, özenli kamu hukuku. Hocam ben ölebiliyorsam benim mirasım olur. Yani özel hukuk. Tamam, bu şekilde ayrım yapacağım. Başka ne dedik? Ceza hukukunun ilkelerini hatırlayın. Burası önemliydi. Suç ve ceza kanununa düzenlenirdi. Yani kanunsuz suç ve ceza olmaz. Onun dışında ceza sorumluluğu şahsidir. Cezalar geçmişe yürütülemez. Ceza hukukunda bağlayıcılık ilkesi vardı. Suçun maddi ve manevi unsuru vardı. Çok önemli. Gelme ihtimali en yüksek konulardan biri. Suçun maddi ve manevi unsuru dediğinde asla bir tazminat gelmeyecek aklıma. Maddi unsur elle tuttuğun, gözle gördüğün somut bir davranış. Manevi unsur burayla alakalı. Yani zihin. Bir şeyi bile iste yaptıysan kasten, istemeden sebep olduysan taksirle. Maddi unsur da icra yapmak, ihmal yapmamaktı. Onun dışında hocalarım ne dedi? Türk Ceza Kanunu'nda cezalandırmanın en alt yaş sınırı 12 yaşında doldurulmasıydı. 12 yaşını doldurmuş, 15 yaşını doldurmamış küçük yaptığı şeyin suç olduğunu biliyorsa ceza alıyordu. Hani anlayıp anlamama durumuna göre. 15 yaşını doldurmuş, 18 yaşını doldurmamış olanlar ne olursa olsun indirimli ceza alıyordu. Tam ceza yetişi 18 yaşında doldurulmasıydı. Bu arada doldurduğunuz yaş söylenir, unutmayın. Yani hukuk sizin var olacağınız süreyle değil, var olduğunuz süreyle ilgilenir. Ay, yıl, gün olarak. Tamam. Peki, vergiyi hatırladım hemen. Vergi, devlet kamu giderlerini karşılamak adına halktan belli bir miktar karşılıksız ve zorla bir miktar para alırdı. Verginin ilkeleri önemli bizim için. Vergide kanunilik ilkesi vardı. Yani vergiler kanunla düzenlenmiş. Vergide genellik ilkesi vardı. Yani herkes vergi verir. Vergide adalet ilkesi vardı. Çok önemli. Yani herkes gelirine göre vergi verir. Daha adaletli bir dağılır. Tamam. Onun dışında hocalarım borçlu hukukunu zaten tekrar etmiştik. O arada siz bana borcun konusunu tekrar hatırlatın. Borcun konusu neydi? Evet. Edim. Edimimi yerine getirirsem borcumu ne yapmış olurdum? İfa etmiş olurdum. Aynen öyle. Başka ne dedik? Hısımlığımızı da tekrar ettik. Özel haklar vardı. Özel hakları da tekrar edeyim. Konu olarak sanırım eksik kaldığımız bir şey yok. Özel haklar kendi içinde dörde ayrılmıştı. Amaçlarına göre haklar, devredilebilmelerine göre haklar, konularına göre haklar, bir de niteliklerine göre haklar. Niteliklerine göre haklar, mutlak haklar ve nisbi haklar diye ikiye ayrıldı. Mutlak haklar herkese karşı ileri sürülen haklar, zaten biliyorsun. Nisbi haklar sadece ilgilisine karşı ileri sürülen haklardı. Konularına göre haklar, mal varlığı haklarıyla kişi varlığı hakları. Mal varlığı hakları şöyle düşünün, miras, alacak, mülkiyet, bunlar mal varlığı. Kişi varlığı hakları ise benim işte kişinin üzerindeki ismim, resmim, şerefim, sırlarım, bunlardan bahsediyor hocam. Devredilebilmelerine göre haklar ise devredilebilen haklar, devredilemeyen haklar diye ikiye ayrılacak. Mesela şöyle tut kafanda, yaşam hakkını devredemezsin ama alacağını devredebilirsin ya da mülkiyetini devredebilirsin gibi. Bir de amaçlarına göre haklar vardı. Alelade haklar, yenilik doğuran yani inşai haklar. Bundan bizim için soru değeri olan inşai haklar olacak. Keza lisansa çıkmış sınav sorusu vardı burada. Alelade haklar öylesine haklar, yani kullanılmalarıyla herhangi bir durum oluşturmayan haklar. İnşai haklar da kurucu yenilik doğuran haklar, bozucu yenilik doğuran haklar, bir de değiştirici yenilik doğuran haklar diye üçe ayrılmıştı. Kurucu yenilik doğuran hakları yeni bir hukuki durum inşa ediyor, alım hakkı diye. Bozucu yenilik doğuran hakların size tanımını sordular. Ne dediler hocam? Var olan hukuki durumu tamamen ortadan kaldıran, sonlandıran haklara ne denir? Bozucu yenilik doğuran haklar. Mesela istifa etmek gibi ya da var olan sözleşmeyi feshetmek gibi. Değiştirici yenilik doğuran haklar da ayıplı malın ayıpsızıyla değiştirilmesi hocam. Defolu mal gibi düşün. Tamam mıdır? Şimdi buradan konu tekrarı eksik kaldığımız bir yer yok. Oturmayan, anlaşılmayan bir yer var mı birinci üniteyle ilgili? Şurayı da tekrar edelim dediğiniz bir yer. Konu olarak hepsini söyledim aslında.
Yoksa 82 Anayasası'na geçeceğim. Şimdi 82 Anayasası'nın girişini de sorularını çözüp bitiririz. Bu sessizlikten anlıyorum ki her şey yolunda. Bir sıkıntı yok. Anlaşılmayan bir durum yok. Öyle mi? Tamam. Anlaşılıyor peki değil mi? Kalıcı oluyor. Tamam, o zaman devam edelim. Şimdi Türk Anayasası, bu arada hocam bundan sonraki süreçte de haftaya yasamayı işleyeceğiz. Yasamada da aynı mantık. İşte konu o yazımını şöyle yaparız. Önce konu tekrar, sonra çıkmış sınav sorusunu çözelim. Çıkmış sınav sorularından kastettiğim şey böyle olacak. Yani sadece soru kalıbını göreceksiniz. Daha sonrası da WhatsApp üzerinden bunları iletirim. Ancak test usulü olarak konu tekrarı olacak bizim için. Türk Anayasa tarihinde ilk yazılı anayasa hangi yıl kabul edilmiştir? 1876. Türk Osmanlı Anayasa tarihinin ilk yazılı anayasası 1876 kanuni esasidir. Bunu unutma. Daha sonrasında 1921, 1924, 1961 anayasası ve şu an halen yürürlükte olan 1982 anayasasını uygulamaktayız. Tamam. Gizli olarak uygulanmıştır. Önce şöyle bir şey yapalım. Demokratik devlet gereklerinde demokratik devletin benimsediği seçim ilkelerini görmüştük. Genel oy, herkesin oy kullanması. Eşit oy, herkesin bir oy hakkının olması. Gizli oy, açık sayım döküm ilkesi hukuk sistemine 1950'de geldi hocam. O yüzden de ilk 50 seçimlerinde kullanıldı. Tek dereceli seçim sistemi 1946'da geldi. Başka serbest seçim, tüm ilkesi bizler şu an seçimde hatırlayın. Gizli bir paravanın arkasında oy kullanıyoruz. Yayın yasağı kalktıktan sonra herkesin gözleri önünde oylar sayılıyor. Kastettiği şey bu. 50'den önce herkesin gözleri önünde oy kullanılıyordu. Açık oy. Yine de kapalı kapılar arkasında sayılıyordu. Tamam mıdır? Tek dereceli seçim sistemi neydi? Hemen onu da hatırlayayım. Doğrudan birinci adımda seçmen özgürce iradesini kullanabiliyor. Öncesinde iki dereceli seçim sistemi vardı. Hani halk önce temsilcileri seçiyordu. Asıl seçime temsilciler katılıyordu. İki seçim. Ama bizler artık seçim olduğunda doğrudan birinci adımda sandık başına gidiyoruz. Askeri Yüksek İdare Mahkemesi ilk kez hangi anayasayla kurulmuştur dedi. 61 anayasasıyla kurulmuştu. Ancak bu soruyu güncellersek, yargıda zaten size tekrar hatırlatacağım. Bizim için önemli olan şu olacak hocam. Askeri Yüksek İdare Mahkemesi'nin ne zaman kaldırıldığı? Askeri Yüksek İdare Mahkemesi 61 Anayasası'ndaki 71 değişikliğiyle kaldırıldı. Ancak 2017 Anayasa değişikliğiyle askeri yargıyı tamamen kaldırdı. AYİM ve askeri yargılar artık yok. Yargıda dediğim gibi buraya çok daha detaylı işleyeceğiz. Şimdi aşağıdakilerden hangisi sosyal devletin sağlanması için gerekli değildir demiş. Siz sadece soru kalıbına bakın. Soruyu biz şöyle çözeceğiz. Sosyal devlet hocam 61 anayasasıyla hukuk sistemine ilk kez girdi. İlk kez 61 anayasasıyla hukuk sistemine girdi. Sosyal devlet neydi? Sosyal devlet demişti ki devletin ekonomik ve günlük hayata gerekli müdahalesini savunan devlet anlayışıydı. Peki devlet günlük hayata nasıl müdahale edecek? Yani sosyal devletin amaçlarını bilelim biz. İşte vergide adalet sağlayacak mesela. İnsan onuruna yarışır bir yaşam sunacak. Milli geliri artıracak ve adaletli dağıtımda bulunacak. İnsan onuruna yarışır bir yaşam şartları sunacak. Kamulaştırma yapacak, devletleştirme yapacak, planlama yapacak, destekleme, teşvik yapacak. Siz sosyal devletin amaçlarını bilin sadece. Tamam. 82 Anayasası'nda yer alan ve değiştirilmesi yasak olan maddelerle ilgili hangisi doğrudur demiş. Biz şöyle bir şey yapalım hocam. Anayasanın ilk 3 maddesi değişmez. Devletin şekli, başlangıçta belirtilen ilkeler, cumhuriyetin nitelikleri ve devletin bütünlüğü, dili, bayrağı, başkenti, marşı bunlar değişmez maddeler. Anayasanın 4. maddesi ise
ilk üç maddenin değişmeyeceğini söyler. Hatta değiştirilmesi teklif dahi edilemezler. Hocalarım, 1923'te Cumhuriyeti ilan ettikten sonra yönetim şekli olarak benimsedik. Ancak 24 Anayasası devlet şekli olarak Cumhuriyeti benimsedi ve bunu değişmez madde olarak kıldı. 24, 61 ve 82 Anayasası'nın tek ortak noktası birinci maddeyi değişmez kılması. Değişmez maddeleri olduğu için evet sert anayasalardır. Ancak en sert anayasa hocam nedir? En sert anayasa 82 Anayasası'dır. Neden 82 Anayasası? Çünkü değişmez maddesi daha çok. İlk üç maddesi değişmez. Aşağıdakilerden hangisi 82 Anayasası'nın ikinci maddesini öngörülen Cumhuriyet'in nitelikleri arasında yer almaz demiş. Hocam Cumhuriyet'in nitelikleri arasında yer alanlara baktığımızda ise insan haklarına saygılı devlet, bu arada 61 Anayasası da hatırla dayalı devlet ibaresini kullanmıştı. Atatürk milliyetçiliğine bağlı devlet, demokratik devlet, laik devlet, sosyal devleti ve hukuk devleti, bunlar Cumhuriyet'in nitelikleri arasında yer alır. Tamam. Bir de kısaca şunu da hatırlayayım mı? Başlangıç kısmı anayasasına dahildi. Ancak madde kenar başlıkları anayasa metnine dahil değildi. Bunu bilin. Bu daha çok ön lisansa gelen kavramlardan biri değildir demiş. Biz hukuk devletinin gereklerini hatırlayalım. Hukuk devleti de ilk kez hukuk sistemine 61 anayasasıyla girdi. Neden? Çünkü hocam 61 anayasasıyla parlamenter hükümet sistemini benimsedik. Yani kuvvetler ayrılığı ilkesini benimsedik, hukuk devletine geçtik. Az önce dediğim gibi sosyal devletle hukuk devleti de 61 anayasasıyla hukuk sistemine girdi. Şimdi hukuk devletinin gerekleri nelerdi? Hani ceza sorumluluğu olarak da ayrılmıştık. İşte kanuni hakim güvencesi, adil yargılanma, yargı bağımsızlığı, kuvvetler ayrılığı, kanun önünde eşitlik, ondan sonra yasama ve yürütmenin yargısal denetimi, idarenin mali sorumluluğu. İdarenin mali sorumluluğu neydi bu arada? Hani kamu kurumunun da bir maddi manevi zarara uğradığında ben zararımı devletten karşılardım, idareden karşılardım. Başka, cezaların geçmişe yürümemesi, ceza sorumluluğunun şahsiliği, suç ve cezanın kanunla düzenlenmesi, hiç kimseye suçu işlediği zaman yürürlülükte bulunan cezadan daha ağır bir cezanın verilememesi, hiç kimseye kendini ve yakınlarını suçlayıcı bir beyanda bulunmaya zorlanamaması, başka kanuna aykırı elde edilmiş bulguların delil olarak sayılmaması hocam hukuk devletinin gereklerindendir. Tamam. Hocam 8. soru araya karışmış, onu boş verin. Bizim için önemli değil yani. Aşağıdakilerden hangisi yarı doğrudan demokrasi araçlarından biridir? Hatırlarsanız eğer demokrasi türlerini şöyle görmüştük. Neydi mesela? Doğrudan demokrasi, yarı doğrudan demokrasi, temsili demokrasi. Doğrudan demokrasi dediği şey hocam. Doğrudan demokrasi dediği şey halkın kendi kendini yönetmesi, şu an nüfus esasına bağlı olarak bu kullanılıyor. Temsili demokrasi dediği şey belli aralıklarla yapılan seçimlerle halk iradesini temsilcilere devreder ve temsilciler eliyle yürütülür. Yani Türkiye'deki demokrasi anlayışı temsili demokrasi anlayışı. Yarı doğrudan demokrasi de hocaları, iktidar, devlet ve halk arasında paylaştırılmıştır. Yarı doğrudan demokrasinin araçları bizim için önemli olacak. Neymiş mesela bunlar? Temsilcilerin azmi, halk vetosu, halk girişimi, bir de referandum. Ancak bu bizdeki sistemle karışmasın. Bizde sadece anayasa değişikliği referanduma sunulur. Yarı doğrudan demokraside kanunlar da referanduma sunuluyor. Temsilcilerin ağzı dediği şey, bu arada maddeleri açıklayalım daha kalıcı olsun. Temsilcilerin ağzı dediği şey, atıyorum halk temsilciyi seçti. Eğer temsilci görevini iyi yerine getiremiyorsa, belli sayıda halk imza toplayarak temsilciyi geri görevden alabiliyor. Halk vetosu dediği şey, meclisten çıkan kanuna belli sayıda halk imza toplayarak tekrar veto koyabiliyor. Halk girişimi dediği şey, belli sayıda halk imza toplayarak meclise kanun teklif edebiliyor. Şunları da hatırlayalım, yasamanın konusu ama bizde kanun teklif etmeye yetkili olan vekillerdi. Kanunlara veto koyan da Cumhurbaşkanıydı. Referandum bizde var ama sadece anayasa değişikliği için, keza temsilcilerin azli gibi bir durum söz konusu değil. Bizler bir sonraki seçime kadar temsilciyi başımızın üstünde ağırlıyoruz. Tamam mıdır hocam? Hangisi
doğal yargıcın, yargıç güvencesinin bir sonucudur demiş hocam. Doğal yargıç dediği şey kanuni hakim güvencesi. Sana kanuni hakim güvencesini sormuş. Peki kanuni hakim güvencesi neydi? Hiç kimse kanunen tabi olduğu merci dışında başka bir yerde yargılanamaz demiş. Yani sen adliyeye gittiğinde benim davamı şu mahkeme baksın, şu hakim baksın gibi bir şey söyleyemezsin. Tüm suç ve cezaya bakan hakim ve mahkeme zaten yasayla belirli. Doğal yargıç güvencesi. Ülkemizde yapılan seçimlerde sıkça kullanılan genel oy kavramı ne demektir hocam? Genel oy neydi? Hani 82 Anayasası'nda benim sana demokratik devlet gereklerini tekrar hatırlayayım. Genel oy, herkesin oy kullanması. Cevap herkesin oy kullanması olacak. Eşit oy, herkesin bir oy hakkının olması. Gizli oy, açık sayım döküm ilkesi. Hatta hatırla 1950'de gelmiştik, kapalı bir paravan arkasında oy kullanıyoruz. Başka ne dedik hocam? Eşit oyu söyledik. Tek dereceli seçim sistemi birinci adımda doğrudan temsilci biz seçiyoruz. Serbest seçimler. Serbest seçim dediği şey hocam şöyle düşün. Herhangi bir baskı zorlama olmadan sandık başına gidiyoruz. Kendinizden fark için seçim sabahı kahvaltınızı yapıp keyfiniz geldiğinde sandık başına gitmiyor musunuz? Yani herhangi bir kolluk personeli gelip sizi zorla sandık başına götürmüyor. Serbest bir ortamda oy kullanıyorsunuz. Ama pardon. Sektör 2 Anayasası'na göre aşağıdakilerden hangisi bir siyasal partinin Anayasa Mahkemesi tarafından temelli kapatılma nedenlerinden biridir demiş. Hocam şimdi biz şöyle yapalım. Siyasi partiler, genel bir hatırlama yapayım. Siyasi partiler ticaretle uğraşamazdı hatırlar. Siyasi partiler yabancı uyruklu gerçek ve tüzel kişilerden maddi destek alamaz. Siyasi partiler demokratik devlet gereklerine aykırı örgütlenemez. Partisinin kapatılmasına sebep olan kurucu ve üyeler 5 yıl boyunca başka bir partinin kurucusu ve üyesi olamaz. Kapatılan bir parti başka bir ad altında tekrar açılamaz. Siyasi partilerin mali denetimini Anayasa Mahkemesi yapardı. Siyasi partilerin kapatılma davasını Anayasa Mahkemesi bakardı. Siyasi partilerin kapatılma davasını Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı açardı. Şimdi bize ne demiş? Siyasi partilerin temel kapatılma nedenlerinden biridir diye sormuş. Hocam partilerin kapatılmasının tek sebebi yabancı uyruklu gerçek ve tüzel kişilerden maddi destek almak. Peki Türk uyruğundaki birinden maddi destek alabilir mi? Evet alabilirler. Hatırlayın geçtiğimiz sezon mali idari birimleri seçimlerinde, genel seçimlerinde kişiler bankalardaki hesap numaralarıyla istedikleri partiye maddi olarak destek bağışta bulunmuşlardı. Tamam mıdır hocam? Şimdi yani cevap ne olacak? Yabancı uyruklu gerçek ve tüzel kişilerden maddi destek alırsa bir parti temelli kapatılır. Bu arada hemen şunu hatırlayayım. Siz bana cevabı verin. Bir partinin evet Burak, kapatılan bir parti aynı adla ya da başka bir adla kurulamaz. Eğer günlük hayatta da hani böyle şahit olduğun durumlar illaki vardır. Şöyle düşün, kapatılan partinin iç tüzüğünde bir değişik yaptığını bu artık yeni parti iç tüzüğü olur. Tamam. Yoksa aynı zihniyetle ilerler yani. Bir siyasi partinin devletten maddi destek alabilmesi için ülke genelinde yüzde kaç oy alması gerekiyordu hatırlıyor musunuz bunu? Bir yazın bana. Ne diyorsunuz? %3 Burak. Bir siyasi parti, aynen Cübra. Bir siyasi parti ülke genelinde %3 barajını geçerse devletten maddi destek alırdı. %10 barajını geçerse de meclise vekil sokardı. Tamam. Şimdi devam ettim o zaman. 82 Anayasası'na göre milletvekili seçimlerinde aşağıdakilerden hangisinin uygulanması mümkün değildir demiş. Hocam biz şöyle yapalım. Seçim ilkelerini soruyor aslında bakarsanız. 82 Anayasası'nda benim sanmış demokratik devlet gereklerindeki seçim ilkelerini soruyor. Tekrar hatırlayıp geçelim. İşte milletvekilleri seçimleri genel oyla yapılacak, gizli oyla yapılacak, tek dereceli yapılacak, seçimler serbest olacak ve tabii ki de çok partili
hayat esasına göre seçimler yapılmış olacaktır. Burada cevabı şöyle söyleyeyim size. Mümkün değildir dedi. İki dereceli seçim demiş. Hani cevap olarak da iki dereceli değil, bizde tek dereceli seçim sistemi var. Aslına bakarsanız 82 Anayasası'nın benimsediği seçim ilkelerinden değildir şeklinde soruyor. Aynı şeyi sormuş yani. 82 Anayasası'nda aşağıdakilerden hangisi ya da hangileri 82 Anayasası'na göre doğrudan doğruya halkın oylarıyla seçilerek göreve gelir? Cevabını biz verelim. Cumhurbaşkanı doğrudan halk seçer. Evet. Vekilleri doğrudan halk seçer. Evet. Mahalli idare birimlerini doğrudan halk seçmez mi? Muhtarı, belediye başkanını. Evet. Bunlar doğrudan doğruya halk tarafından seçilir. Bize bunu sormuş. Şimdi... Devlet yönetiminin din kurallarından etkilenmemesi ilkesi Türkiye Cumhuriyeti'nin aşağıdaki niteliklerinden hangisinin bir sonucudur? Laik devlet olduğunun bir sonucudur. Bu arada laiklik yolunda atılmış adımları hatırlayalım mı hemen? 1928 senesinde devletin dini İslam'dır ibaresi anayasadan çıkartıldı. Ancak anayasa ne zaman laik oldu? 37'de laik oldu hocam. Neden? 37'de bu Atatürk ilke ve inkılapları var ya, laiklik, cumhuriyetçilik, dünyacılık hepsi ilke olarak anayasaya 37 yılında girdi. Şimdi hocam aşağıdakilerden hangisinde ilk kez birden çok siyasal parti yer almıştır dedi. Burada kurum sınavları falan da var. Hani bu kadar çok tarihe takılmayın. Bunlar zaten fark ettiyseniz çok eski sorular. Yakın zamanlarda 4-5 yıldır bu kadar bize tarih falan sormuyorlar yani. Aşağıdakilerden hangisinde ilk kez birden çok siyasal parti yer almıştır? Hocam çok parti hayat ilk kez, yani çok partili seçimler ilk kez 46 yılında yapıldı. Demokrat Parti'nin kurulmasıyla beraber ilk kez 46'da çok partili seçim yapıldı. Tamam. 17. soru A grubu öğrencisinin sorusu. O yüzden detay olduğu için hani sıkıntı yapmayın. 1982 Anayasası'nda 1995 yılında yapılan değişiklikle aşağıdakilerden hangi siyasi partilere üye olması serbest bırakılmıştır dedi. Dediğim gibi kamucuların sorusu, sadece konu tekrar olsun diye koydum. Kimlerin serbest bırakıldığı? Yüksek öğretim elemanlarının serbest bırakıldığı. Biz burada yeri gelmişken şunları hatırlayalım. Kimler partilere üye olamazdı? Hakim ve savcılar, Sayıştay dahil yüksek yargı organları mensupları, silahlı kuvvet mensupları, memurlar ve lise öğrencileri, parti üyesi olamaz. Siz bunları bilin. Demokratik bir toplumda halk, yöneticileri aşağıdakilerden hangisi belirler? Seçimle belirlenir hocam. Gizli olduğu gibi. Cevap seçim. Türkiye'de laiklik ilkesi anayasaya ne zaman girmiştir dedi. Az önce söylemiştik. Ne diyorsunuz? Siz söyleyin cevabı. Laiklik ne zaman anayasaya girdi? 37'de aynen Kübra. 28'de devletin dini İslam'dır ibaresi anayasadan çıkmıştı. Anayasa 37'de laik oldu. Peki bana şunu söyler misiniz? Bu sorum size. İlk kez laik olan anayasa hangisi? İlk kez laik olan anayasa hangisi? Ne diyorsunuz? Evet Ural, ilk kez layık olan anayasa 24 anayasası. 24 anayasasında yapılan 37 değişikliğiyle 24 anayasasını layık yaptık. Şimdi soruya dikkat et. Başından itibaren layık olan ilk anayasa hangisi? Çünkü 61 anayasasını hazırlarken zaten cebimde layıklık ilkesi vardı. Çok güzel. Siyasi partilerle ilgili hangisi doğrudur demiş hocam. Biz şöyle bir şey yapalım. Siyasi partilere yasak işlemleri hatırlayalım. Az önce tekrar etmiştik. Aslında fark ettiyseniz yani cümle kalıplarını değiştiriyorlar. Aynı şeyleri sormuşlar. Hocam siyasi partiler ticaretle uğraşamaz. Başka siyasi partiler yabancı uyruklu gerçek ve tüzakçilerden maddi destek alamaz. Siyasi partiler demokratik devlet gereklerine aykırı kurulamaz. Siyasi partiler... nedir o?
devletin bölünmez bütünlüğüne karşı faaliyette bulunamaz dedik. Siyasi partilerin mali denetimini Anayasa Mahkemesi yapar. Siyasi partilerin kapatılma davasına Anayasa Mahkemesi bakar. Siyasi partilerin kapatılma davasına Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı açar. Tamam. Ne demiş? 82 Anayasasına göre suç ve cezalarla ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? Hocam bir suç ve cezaları şöyle hatırlayalım. Suç ve cezalar kanunla konulur. Yani kanunsuz suç ve ceza olmaz. Ceza sorumluluğu şahsidir. Cezalar geçmişe yürütülemez. Türk Ceza Kanunu'nda idam cezası ve genel müsaade cezası verilemez. Hiç kimseye suçu işlediği zaman yürürlülükte bulunan cezadan daha ağır bir ceza verilemez. Başka ceza sorumluluğu şahsidir demiştik zaten. Onun dışında ne diyebiliriz? Sanırım bu kadar. Bakayım. Ceza hukukuna bağlayıcılık ilkesi vardı. Yani ceza hukuku herkesin suç ve cezayı bildiğini varsayar, herkesi bağlayıcı niteliktedir. Hemen şunu da hatırlayalım. Bak, ikinciyi hatırlıyoruz. İnşallah çıkar da yaparsınız. Suçun maddi ve manevi unsurları nelerdi? Maddi unsur icra yapmak, ihmal yapmamak. Manevi unsur da kast, dile isteye, taksir istemeden sebep olmaktı. 82 Anayasasına göre Türk vatandaşlığı ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır demiş hocam. Biz şöyle yapalım, Türk vatandaşlığını tekrar edelim. Türk devletine vatandaşlık bağı ile bağlı olan herkes Türk'tür. Türk annenin, dikkat et, veya Türk babanın çocuğu Türk'tür. Vatandaşlık kazanmak ya da kaybetmek kanunla belirlenir. Vatana ihanetle bağdaşmayan bir eylemde bulunmadıkça kimse keyfi olarak vatandaşlıktan çıkartılamaz. En önemlisi de vatandaşlıktan çıkartma işlemlerine karşı yargı yolu kapatılamaz hocam. Size vatandaşlıktan çıkarttıklarında bu işlemin iptalini isteyebilirsiniz. Peki vatandaşlıktan çıkartma işlemini kim yapar biliyor musunuz? Evet, CB yapar Kübra. Beni vatandaşlıktan Cumhurbaşkanı çıkartabilir demiş. Bir devlete uyrukluk bağı ile bağlı olan gerçek kişilere ne denir? Vatandaş denir. Aynen, vatandaş denir. 82 Anayasasına göre kimler oy kullanamaz? Biz şöyle bir şey yapalım mı? Önce oy kullananları hatırlayalım. 18 yaşını doldurmuş, fiil ehliyetine sahip her Türk vatandaşı oy kullanır. Tutuklular oy kullanır. Taksirli suçta hüküm giyenler oy kullanır. Tutuklular niye oy kullanıyordu? Çünkü masumiyet karemesi vardı. Peki kimler oy kullanamaz? Silah altında bulunan er ve erbaşlar, askeri öğrenciler, bir de ceza infaz kurumuna hüküm giymiş olanlar oy kullanır. Bak dikkat et, cezaevinde oy kullanılmaz diye kodlama. Çünkü tutuklular cezaevinde oy kullanabilir. Keza taksirli suçta hüküm giyenler de oy kullanabilir. Tamam. Artık bak bu soruyu siz söyleyeceksiniz. Fark ettiyseniz gerçekten aynı şeyi soruyorlar. 82 Anayasasına göre bir partinin kapatılmasına hangisi karar veriyordu? Burak kısıtlılar derken kısıtlılar oy kullanamaz. Öyle değil mi? Çünkü fiil ehliyetine sahip olanlar oy kullanır demiş. Sen fiil ehliyetini tam olarak kullanamıyorsun kısıtlı olduğun için. Oldu mu Burak? Bu arada 25'in cevabını vermediniz. Bir partinin kapatılmasına kim karar verir? Evet. Anayasa Mahkemesi karar verir. Burak, oldu mu senin sorduğun sorunun cevabı? Kısıtlılar oy kullanamaz. Bir partinin kapatılmasına Anayasa Mahkemesi karar verir hocam. Şimdi aşağıdakilerden hangisi 82 Anayasası'nın 4. maddesi uyarınca demiş hocam. Değiştirilmesi
ve değiştirilmesi teklif edilmesi yasaklanmış olan 3. maddesinde yer almamıştır. 3. maddeyi hatırlıyor musunuz? Bayrağın şekli, marş, başkent, dili, devletin bütünlüğü, bunlar değiştirilmez maddeler arasındaydı. Unutmayın. Seçimli Anayasası'na göre milletvekili seçimlerinin yönetim ve denetimi kim tarafından yapılır? Yargı organları tarafından mı yapılır? Evet, yani bizde kim yapıyor bunu? Yüksek Seçim Kurulu yapıyor. Hocam yeri gelmişken şu Yüksek Seçim Kurulu'nu da bir hatırlayalım mı? Yasamada bunun tekrarını yapacağım tekrar. YSK tarafından yapılıyor. YSK'nin kaç üyesi vardı? Bu sorum size artık ha. YSK'nin kaç üyesi vardı? Aynen 11 üyesi vardı. YSK başkanı kim? Güncel olarak belki gelir bize. Muharrem Akkaya, aklınızda bulunsun. Muharrem Akkaya. Yeni seçildi zaten. Hocam, 82 Anayasası'na göre aşağıdakilerden hangisi anayasa metnine dahil değildir? Bu da ön lisans soru kalıbı. Cevap istisnasız madde kenar başlıkları oluyor. Şunu unutma, anayasanın 177 maddesi var. Anayasa maddeleri zaten anayasa metnine dahil. Ekstra sen şunu bul. Başlangıçta belirtilen ilkeler anayasa metnine dahildir. Başlangıç kısmı anayasa metnine dahildir. Ancak madde kenar başlıkları anayasa metnine dahil değildir. 82 Anayasası'na göre devletin şekliyle ilgili hangisi doğrudur? Bunu bu arada şeye sordu. Nedir o? Lisansa sordu. Hocam Türkiye Devleti bir cumhuriyettir. Peki Türkiye Devleti bir cumhuriyettir maddesini ilk kez değişmez kılan anayasa hangisiydi? Az önce söylemiştik. 24 Anayasası'ydı. Hangisi demokratik seçim ilkelerinden biri değildir? Bak aynı şeyi söylemiş. Demokratik seçim ilkeleri nelerdi? Genel oy, eşit oy, gizli oy, açık sayım döküm, serbest seçim, çok partili hayat, tek dereceli seçim sistemi. Şimdi her şey yolunda mı? Ne diyorsunuz? Bir sıkıntı var mı buraya kadar? Hocam, kurum sınavlarında da çıkmış bir 5-10 soru daha var da. Şimdi bir ara vereyim. Onu 5 geçe gelelim. Bir 5-10 soru da var. Bu kurum sınavlarında da çıkmış sınav sorularını görün istiyorum. Tamam. O zaman onu 5 geçe buluşalım mı? Tamam mısınız? Tamam. O zaman oturumu sonlandırıyorum. Hadi 5 dakika, 10 dakika sonra görüşürüz. Herkes gelsin mi? Ne diyorsunuz? O arada gelenlerle biraz sohbet edelim. Ne diyorsunuz? Verimli oldu mu bu? Gayet güzel hocam. Teşekkürler Burak Akboğa. Burak, mikrofonun açık. Aynen hocam, size cevap vermek için açtım. Aa canım, teşekkür ediyorum ya. Ne yapıyorsunuz? Nasıl geliyor? Valla bana şunu söyleyin. Verimli oldu mu? Verimli oluyor mu? Anlaşılıyor mu? Hocam gayet iyi. İş sonrası iyi oluyor. Ne? İşten geldim de. Siz dinlemek iyi oluyor. İşten geldim. İyi. Buna rağmen anlaşılıyorsa valla sevindim. Süper. Tamam. Bundan sonraki süreci de böyle hani biraz kurum sınavlarında da işte çıkmış sınav sorularını görün istedim. Onlar üzerinden biraz şey yaparız. Haftaya şeyle yasamayla devam edeceğim. Hem önce böyle bir konu tekrarı, gene yasamanın çıkmış sınav soruları, bu ayarda devam edeceğiz. Baştan şu internet o donma muhabbeti olmasaydı o biraz böldü bizi ister istemez. O zaman tamam, herkes yavaştan, 7 geçiyor artık, geldiyse başlayayım. Sizler o arada mikrofonlarınızı kapatın açık varsa. Hocam bunlar da kurum sınavları, tamam mı? Yani en azından bir gözümüz görsün ne sorulmuş ne edilmiş. Ya benim burada derdim aslına bakarsanız soru kalıbını görmeniz. Evet. Tamam. Aslan kameran açık. Milli egemenlik ilkesinin anayasada ilk kez yer almasıyla ilgili aşağıdakilerden hangisi doğrudur? Anayasal tarihi gördüğümüzde hatırlayın demiştik ki
milli egemenlik ilkesini ilk kez kullanan 1921 Anayasası. 82 Anayasası neyi benimsemişti? Atatürk milliyetçiliğini. Atatürk milliyetçiliği neydi hocam? Dil, din, ırk, mezhep fark etmeksizin Türk devletine vatandaşlık bağıyla bağlı olan herkesi Türk kabul etmekti. Hangi anayasalarda çift meclis yapılıp görülmektedir? Bak bunlar kurum sınavında çıkılmış. Hakimlikte falan yani. Ama bu soru bize gelebilir biliyor musunuz? Çok da güzel bir soru olur. Çift meclis yapı nerede vardı? Türk Osmanlı Anayasal tarihini hatırla. 1876, 21, 24, 61, 82 Anayasası. 1876 kanuni esası da millet meclisiyle meclisi ayan, bir de 61 Anayasası'nda Cumhuriyet Senatosu ile Millet Meclisi vardı. Yani 1876 kanuni esası ile 1961 anayasalarında çift meclis yapı vardır. Hangisinde ilk kez anayasa mahkemesi kurulmuştur diyor. Hocam anayasa mahkemesi Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu 61 anayasası ile kurulmuştu hatırla. Milli Güvenlik Kurulu onun dışında Diyanet İşleri Başkanlığı'nın anayasal olarak düzenlenmesi 61 anayasasında olmuştur. 61 Anayasası'nda 71'de Askeri Yüksek İdare Mahkemesi kuruldu. 73'te de Devlet Güvenlik Mahkemesi kurulmuştu. Ancak AYİM yani Askeri Yüksek İdare Mahkemesi 2017'de kaldırıldı. Devlet Güvenlik Mahkemesi de 2004'te idamla beraber kaldırılmıştı. 82 Anayasası'na göre aşağıdakilerden hangisi olağanüstü dönemlerde bile dokunulamayacak haklardan biridir demiş. Hani hatırla haklar sınırlandırılıyordu kanunla. Bir de olağanüstü dönemlerde durduruluyordu. Ne olursa olsun dokunulmayacak haklar, sert çekirdek haklar. Neydi bu sert çekirdek haklar? Yaşam hakkı, din vicdan hürriyeti, maddi manevi bütünlük, vücut tamlığı, cezaların geçmişe yürümemesi, bir de masumiyet karinesi. Masumiyet karinesi neydi? Kişinin suçluluğu hükmen sabit oluncaya kadar masumdur hocam. 82 Anayasası'na göre hangisi TBMM seçimleriyle ilgili yanlış bir bilgidir demiş. Bunu burada söyleyeyim de soruyu yüksek ihtimal yanlışlıkla buraya koydum. Hani bu şeyin yasamanın konusu. Ben şunu bil. TBMM seçimleri 5 yılda bir yapılırdı. Genel olarak seçilen 600 vekil var zaten. Tek dereceli seçimle seçiyoruz biliyorsun. 82 Anayasası'na göre siyasi partilerin kurulmasıyla ilgili hangisi doğrudur? Siyasi partiler 30 Türk vatandaşıyla kurulurdu. Önceden izin alınmadan kurulurdu. Hani konuşmuştuk, dernekler de böyle kuruluyordu. Yani bildirim usulüyle kuruluyordu. Tamam. 82 Anayasası'na göre bir siyasi partinin kapatılması istemiyle Anayasa Mahkemesi'ne dava açma yetkisi hangisine aittir? Siyasi partilerin mali denetimini Anayasa Mahkemesi yapıyordu. Siyasi partilerin kapatılma davasını Anayasa Mahkemesi karar veriyordu. Siyasi partilerin kapatılma davasını Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı açardı. Nereye açardı? Anayasa Mahkemesi'ne açardı. 82 Anayasası'na göre aşağıdakilerden hangisi siyasi partiye üye olabilir demiş. Hocam fiil ehliyetine sahip her Türk vatandaşı parti üyesi olamaz mı? Evet, fiil ehliyetine sahip her Türk vatandaşı parti üyesi olabilir. Bizler kimin üye olamayacağını da hatırlayalım. Hakim ve savcılar, Sayıştay Dahil Yüksek Yargı Organları mensupları, Silahlı Kuvvet mensupları, memurlar ve lise öğrencileri parti üyesi olamazlar. 82 Anayasası'na göre temel hak ve hürriyetlere aşağıdakilerden hangisiyle sınırlama getirilebilir demiş. Hocam sınırlamalar kanunla yapılır. Neden? Çünkü bizim temel hak ve hürriyetlerimiz anayasayla güvence altına alındı. O zaman kişiler kafalarına göre istedikleri gibi sınırlama ya da durdurma yapamazlar. Sınırlama kanunlu olur. 82 Anayasası'na göre seçimler hangisinin gözetimi ve denetimi altında yapılır? Fark ettiyseniz artık aynı sorular. Bir de bakın şu son gördüğümüz bu 11 soru hocam. Bayağı adli idare hakimlik, polislik sınavlarında, icra memurluğu sınavlarında falan sorulan sorular yani. Seçimler Yüksek Seçim Kurulu gözetim ve denetiminde yapılır. Yargı organları diyebiliriz yani. Yüksek Seçim Kurulu'nun 11 üyesi vardı. Başkanı ise şu anda Muharrem Akkaya. 82 Anayasası'na göre seçimlerde herkesin oyunun, bak aynı şey, herkesin oyunun aynı değerde olması eşit oy ilkesi değil mi? Herkesin oy kullanması genel oy, herkesin bir oy hakkının olması eşit oy, gizli oy açık sayım döküm ilkesi, tek dereceli seçim,
serbest seçim, bir de çok partili hayat olacaktır. Şimdi o zaman burada bitiriyorum artık. Kurum sınavlarında da 11 tane soru sorulmuş. Ne diyorsunuz? Her şey yolunda mı? Bu hafta temel hukuk ve 82 anayasasını hallettik. Önümüz hafta şeye geçeceğiz, yasamaya geçeceğiz. Konu tekrarı ve çıkma sınav sorularıyla. Olmayan, sıkıntı olan bir şey var mı? Varsa bana söyleyin. Buradan şu an konu anlatımı yapayım size. Yani bunu halletmeden bir sonraki haftaya geçmeyelim. Ben teşekkür ederim hocaları. Umarım anlaşılmıştır. Umarım kalıcı olur yani. Genel oy rabia, herkesin oy kullanması. Fiil ehliyetine sahip her Türk vatandaşının oy kullanması genel oy. Herkesin bir oy hakkının olması da eşit oy. Tamam mıdır Rabia? Tamam. Başka şurayı da tekrar edelim. Şurasını da hiç anlamadığım dediğiniz bir yer varsa söyleyin. Tekrar edelim. Birinci üniteyi tam anlamıyla halledip bir sonraki haftaya öyle geçmiş olalım. Ben teşekkür ederim hocalarım. Gecenin bu saatinde sabırla dinlediğiniz için. Umarım da emeklerinizin karşılığını en güzel şekilde alırsınız. O zaman bir sıkıntı yoksa, tamam, o zaman vedalaşalım. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki hafta görüşmek dileğiyle. Hepinize kolay gelsin diyorum o zaman. Çağla bir şey yazıyor. Çağla bir şey mi yazıyorsun? Dersi bitirdim hocalarım. Ayrılmak isteyen varsa ayrılabilir. Sorunuz yoksa da ben kapatayım artık. O zaman görüşmek dileğiyle. İyi akşamlar. Kolay gelsin.